Herkese merhaba dostlarım. Borsa Seybazı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Solmaz Börükbaşı. Bugün sizlerle yine aracı kurumların özellikle Temmuz ayına girdiğimiz şu günlerde yapmış oldukları alın, tutun, satın, bu endeks üstü getir getirecek gibi raporlarını beraberce inceleyip aslında niyetlerini çözmeye çalıştığımız videoya hoş geldiniz. Çoğunlukla teknik analizlerine bakıyoruz bu videoda. Alım seviyelerine geldiler mi yoksa artık çok şiştiler, satış seviyene geldiler ama kurumlar siz alın, içeride bekleyin. Bir süre sonra onu zaten o hedef fiyatına getireceğiz ama sizi biraz ters de bırakıp taşıtacağız dedikleri zamanlarda biz. Aslında biraz onu anlamaya çalıştığımız bir video yapıyoruz beraberce. Bu kanalı zaten düzenli izleyenler benim her hafta farklı aracı kurumların yapmış oldukları önerileri incelediğimi biliyorlardır. Ancak videoya geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. O zaman eğer hazırsanız önerilerle başlayalım. Bugün 3 tane hisseyi inceleyeceğiz. O 3 hisseden ilki Aselsan, gördüğünüz gibi info yatırımın vermiş olduğu bir al hedefi var ve Aselsan'da verdiği hedef fiyatı ise 97,70 TL'ler. Şu andaki fiyatı ise 60 TL'lerdeyiz. Peki Aselsan şu an nasıl gözüküyor? Şimdi Aselsan'ın genel bir kanalına bakacak olursak biraz aslında dalgalı dumanlı gitmişiz. Çünkü burada da haber akışları ve birçok spekülatif durumlar söz konusu. Şimdi burada bunun detayına bahsetmeyeceğim, girmeyeceğim ancak sosyal medyada bir dönem biraz pazarlandığının farkındayım. Şu anki durumda da isterseniz eğer Aselsan almak isteyen, taşımak isteyen varsa lütfen yorumlara yazsın. Detaylı bir takas analizini o zaman yapalım. Çünkü kanalda böyle özel istekler olduğunu, özellikle katılla bana destek olanlar olduğunu, onları istediği hisseleri de detaylıca incelemek istiyorum. Lütfen böyle çok manipülatif şirketlere girmeyin. Biraz daha büyük şirketlerde, en azından bu dönemde oralarda var olalım. Manipülatif şirketleri, yani küçük small cap dediğimiz şirketleri de inceleyeceğimiz videolar çok yakında geliyor. Hatta halka açıklığı çok düşük olan ve diplerinde olan şirketleri inceleyeceğimiz videolarda gelecek. Şimdi bu spoilerları verdikten sonra kaldığım yerden devam edeyim. Gördüğünüz gibi şu anda aslında Aselsan kendi diplerinde gibi gözüküyor. Peki bu diplerden bir yükseliş gösterdiğini farz edecek olursak ve bir trend temelli fibo çekecek olursak geleceği fiyatlara şöyle bir kabaca bakalım isterim. Gördüğünüz gibi burada ilk gelmesi olası fiyat aslında 62,30'lar, sonra 63,90'lar ve sonrasında şu bölgeye gelmiş olacak orta banda. Eğer buradan bir geri çekilme olursa zaten bu seviyelerden de bir geri çekilebilme olası çok yüksek. Ama bunu götürecek olurlarsa tabii ki buralarda 97 fiyat vermiş info yatırım. O seviyelere de gidebilir. Gördüğünüz gibi şu an haftalık da belli bir yatay kanala bağlamış olarak gözüküyor diyebilirim. Şimdi isterseniz gelin ikinci şirkete geçelim. İkinci şirketimiz de Garan. Garan için iş yatırımı. Al diye verdiği bir fiyat hedefi var. Şu an 122 TL'lerde ve 165 TL'ler diyor. Yani güzel bir fiyat vermiş açıkçası. Peki bizim şu an Garan ne durumda? Bakın, Garan'la ilgili yapmış olduğumuz kanalın çok çok üzerine çıkmışız şu anda. Yani artık bu kanalımız çöp olmuş diyebilirim. Ve şu anda şöyle RSI bölgesine bakacak olursak Garan'da da ciddi bir yükseliş var. Ve size şunu çok isim vermeden söylemek istiyorum. Şu an bu kadar gitmiş ve düzeltme yapması çok söz konusu bir şirketi bir veya 2 gün önce çok da tasvip etmediğim, yani background'u, arka planı, bu konularla, işte borsayla, finansla ilgili arka planı çok sağlam olan ve bununla birlikte insanları manipüle etmeye çalışan biri Garan'ı çok fazla öneriyordu. Şimdi burada ismini de vermek istemiyorum. Büyük ihtimalle finansla ilgili, Borsa İstanbul'la ilgili videolar, özellikle YouTube'da izleyenler beni anlayacaktır. Gördüğünüz gibi Garan şu an çok şişmiş durumda. Ayrıca eğer takas videolarını da izlediyseniz yabancının Garan'da kar realizeleri de mevcut. O yüzden biraz dikkatli olmanızı ben öneriyorum. Öyle kanaat önderi gibi insanlar, hani zamanında çok para kazanmış olabilir, bu konuyla ilgili eğitim almış olabilir, yine de kimseye güvenmeyin derim.
Yani burada ben paylaşımlarımı biliyorsunuz çoğunlukla teknik veriler üzerine yapıyorum. Ne görüyorsak onun üzerine yapıyorum ama bu tarz insanlar bu veriler yerine kendi öznel cümlelerini genelmiş gibi size aktarıp sizi aslında manipüle etmeye çalışıyorlar. Lütfen buna dikkat edin derim. Yani bu teknik verileri görmeden size söylenilenleri öyle hemen ben işte Garan'ı çok mükemmel görüyorum, çok harika görüyorum. Nasıl harika görüyorsun? Yani hayali bir şeylerde mi harika görüyorsun? Ki orada size manipüle edilmiş bilgiler de vermeye başlayabilir ki çoğunlukla bilgi de vermiyor. Yani o çok harika görüyorsa harikadır zaten. Çünkü ne? Finansla ilgili eğitim almış. Neyse bunu burada kapatmak istiyorum. Sadece size burada bir uyarıda bulunmak istedim. Garan gidebilir. Güzel de gidebilir. Şu anda yabancı kar realizesi yapsa da gidebilir. Buna hiçbir itirazım yok. Şu an gördüğüm görüntü bana ben buradan yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte herhangi bir alıma girmezdim diyor. Çünkü ciddi şişmiş durumda, ciddi yükselmiş durumda bir düzeltme yapması da çok olası. Peki bir düzeltme yaparsa eğer haftalıkta hangi seviyeleri gelir diye şöyle bir baktığımızda ilk hedef 108'ler, sonra 99'lar, sonra 91-50'ler diye devam ediyor. Ama şurada bir talep alanı var fark ettiyseniz. Yani buralara doğru inip buralardan tekrar tepki vermesi çok olası. Zaten bu seviyenin altına inerse, banka endeksi ciddi düşerse zaten diğer şirketlerle ilgili de endişeler oluşmaya başlamış demektir. O yüzden bankacılık tarafını ya yatay ya hafif negatif yatay götürebilmeleri de olası. Çünkü kar satışlarına başladılar. Ben sadece dikkatli olun demek istiyorum. Elinizde varsa satın demiyorum bakın. Ya da elinizde yoksa alın da demiyorum. Zaten burada bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Beraberce teknik anlamda ne durumdalar onları inceliyoruz. İsterseniz üçüncü şirkete geçelim. Garanda birazcık sinirlenmiş olabilirim. Çünkü küçük yatırımcıya biz gerçekten paramız pul olmasın isteyen, hani biraz çabayla bir şeyler yapmak isteyen insanlara böyle manipülatif şeyler anlatan ve kendini kanaat önderi olarak gösteren, bu piyasaya yıllarımı verdim, ben finansta şunu yaptım, böyle yaptım diyen insanları ben artık hepsini irdeleyici bir gözle bakıyorum. Çünkü hepsinin bir yerlerden fonlandığını düşünüyorum, görüyorum. Verdikleri hisselerde çok terste kalan insanlar olduğunu görüyorum. O yüzden zaman zaman sosyal medyada bu yanlarını ortaya çıkardığımda sorunlar da yaşıyorum. Kendi fake hesaplarından beni linçlemeye de başlıyorlar. Aynı de bildiğim tüm doğruları söylemeye devam edeceğim. Her zaman olduğu, her yerde olduğu gibi. Zaten kendi iş yerimde de iyi olduğum için orada çalışmaya devam ediyorum. Doğruları söylediğim için de çok sevinmiyorum diye şöyle küçük bir bilgi vereyim kendimle ilgili de. Tamam, Tüpraş'a gelelim hemen. Tüpraş'ta 242 TL'lerde al iş yatırımın verdiği fiyat hedefi. Şu an 173 TL'lerdeyiz. İsterseniz gelin bir durum neredeyiz biz? Çünkü Tüpraş bizim sevdiğimiz, bulundurduğumuz şirketlerden bir durum. Önce haftalığa bakalım. Şimdi haftalıkta kanalın dibine üçüncü kere gelmiş gibi duruyor ve buradan bir tepki vermek istiyor gibi duruyor. Hatta gördüğünüz gibi haftalıkta RSI bölgesinde de hani başını yukarı doğru çıkarmış bir yükseliş yapmak istiyorum der gibi. Ancak bakın buralarda direnç bölgeleri var. Yani şu 179'ları aşabilirsek 185'lere doğru bir yolculuk başlaması çok olası. Ben burada size günlük tarafını da göstermiştim. Bu kanalı izleyenler gene hatırlar. Günlük tarafta bir düşüş trendine girmiştik. Hemen onun kanalını açayım. Evet, şu an açıldı. Şimdi bakın bu düşüş kanalını ben zaten buradan çözüleceğini daha önceki yayınlarımda söylemiştim. Yani eğer gerçekten bu kanalı dikkatlice takip ediyorsanız bu haftalık kanalımızın dibinin buraları olduğunu biliyor olmalısınız. Ve burada da bir düşüş kanalı var. Eğer bu kanalı burada kırarsa bu bölgelerde bir yerde kıracak. Çünkü haftalık kanalımızın da artık dibine geldik. Ya aşağıya düşeceğiz şelale gibi bilmediğimiz bir haber akışı var diyeceğiz. Ama buradan gördüğünüz gibi bir tepki verdi. Ve bir yükseliş yaptı günlükte. Şimdi burada olası birkaç senaryo var. Gelip yine orta bandı gidebilir. İsterseniz şöyle bir günlük taraftaki trend temelli fibomuza bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi bir seviyesine gelmiş. Burada 1.618 ve üzerine gelebilir. Gelmesi de olasıdır.
Bir yandan buradaki seviyeleri kullanmayıp tekrar buradan bir geri çekilmeye çalışıp yine haftalık kanalına alt bandına gelip oradan daha da güçlenerek yukarı çıkabilip, biliyorsunuz böyle her düştüğünde daha da güçlenip çıkıyor hisseder. Bu iki seçenek de söz konusu açıkçası. Nasıl bir yol izleyeceğini biz de göreceğiz. Hatta şöyle bir de düşüş tarafına gelirse hangi seviyeleri görürüz diye, buradan düşerse diye bakacak olursak, biliyorsunuz şurada şöyle. Şurada gördüğünüz gibi düşüş seviyesine de gelirse 172, 170, 168'ler. Hani şuralarda belki bir durabilir ya da maksimal 166'ları hani böyle gelip sonra buradan güçlenerek yukarı doğru gidebilir diye teknik tarafta bir inceleme yapabiliriz. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım çok sıkılmamışsınızdır. Birçok şeyden bahsettik. Ara ara birilerine sitem de ettim. Çünkü bizleri yanlış yönde yönlendirmelerinden çok çekiniyorum. O yüzden sizlerle bu videoları paylaşıyorum. İnanın kendi yaptığım analizleri sizlerle de paylaşıyorum ki birazcık daha bilinçlenelim. Bizi manipüle etmeye çalışan insanlara karşı daha dirençli olalım. Ben bu kanalda hep bunu yapmaya devam edeceğim. Bir dönem biliyorsunuz halka haz furyasında hepinizi uyarmıştım. Bazı konularda sıkıntılar çıkabilir diye ki halka arz endeksi son dönemde ciddi sıkıntı yaşatıyor bize. Bana o kötü yorumları yazan herkes sustu sayfalarını kapattı. Çünkü hepsi ya terste kaldı ya da bu işleri yapan, bu manipülatif işleri yapan insanların adamlarıydı. Bir anda toz oldular. Ben dediğim gibi sizlere bu kanalda her türlü yaptığım analizi, desteği vermeye devam edeceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.